Ne zaman Türkiye'den bir yazılım şirketi ya da bir startup çıksa büyük bir umutla bakıyoruz, radarımıza alıyoruz. Acaba ne kadar büyüyecek, hangi alanları kapsayacak, hangi devlerle rekabet edecek diye bakıyoruz. Ama genellikle belli bir aşamadan sonra startup şirketlerimiz yabancı büyük şirketler tarafından satın alınıyor. İşin bu kısmı kötü değil çünkü o kısmı da önemli. Sonuçta ülkeye sıcak olmayan bir para giriyor. Yani doğrudan sermaye girmiş oluyor. Bu bakımdan umut verici ama Türk şirketlerinin acaba daha iyi kollanırsa, daha iyi gözetilirse tek başlarına büyüme ve diğer bölge şirketlerini satın alabilmeleri mümkün olabilir mi? Buna ilişkin bir klima yaratılabilir mi? Bunu konuşacağız. TÜSİAD bünyesinde bu konuda çalışmalar yürüten büyük bir kadro var. Bu kadronun çalışmalarını ekranımıza taşımaya çalışacağız. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Serkan Sevim bizimle birlikte. Aynı zamanda Serkan Bey'in bir başka uzun title'ı var, onu da söyleyelim. TÜSİAD Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı. Doğru, evet. Evet. Müthiş bir isim. Keşke benim de böyle bir title'ım olsa diye çok heveslendim olmuştur. Şimdi bir haritamız var. Arkadaşlarımız haritayı fon olarak arkaya versinler. Evet. Önce biraz TÜSİAD'ı, yani TÜSİAD'da teknolojiye, dijital evet. dönüşüme neler, ne kadar zaman ayırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nereye vardınız, hangi noktadasınız, nereye doğru gitmek istiyorsunuz? Çok teşekkürler öncelikle davet için. Tabii TÜSİAD baktığınızda çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu, örgütü. Bu alanda 9 yuvarlak masa altında 39 tane çalışma grubu var. Dijital dönüşüm de bu yuvarlak masalardan sadece bir tanesi. Ve her yönetim kurulu üyesi bir yuvarlak masadan sorumlu. Sadece dijital dönüşümde biz Sayın Fatih Evlisçoğlu beraber eş başkan olarak ikimiz yönetiyoruz. Yaptığımız şey şu genel olarak. Aslında dijital dönüşüm inanılmaz bir risk ve fırsatlar getiriyor. Bütün dünyada adeta kartlar yeniden dağıtılıyor. Hem de ülke bazında dev gibi şirketler batabiliyor, çıkabiliyor. Dolayısıyla biz Türkiye olarak kendi ekosistemimizi bu fırsatları hazırlamaya çalışıyoruz. Ana misyonumuz genel olarak baktığınızda bu. Bu anlamda tabii dijital dönüşüm bütün sektörleri yatay kestiği için işte bugün bir tarımda, sağlıkta, sanayide dijital dönüşümden bahsediyoruz. Eğitimde. Dolayısıyla eğitimde kesinlikle zaten en korunda. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. E-ticaretin altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Sistem tarafında gençlerimizi doğru eğitmeye, özellikle öğretmenleri eğiterek arkasından gençleri eğitmeye çalışıyoruz. Bilgi toplumu üretmeye çalışıyoruz gibi gibi özetleyebileceğim çalışmalar var bizim yuvarlak masa altında. Peki, şimdi bir başka grafiğimiz var. En çok yatırım alan alanları evet. kapsayan. Orada fintech öne çıkıyor. Türkiye'de, evet. Bu tabii yani fintech'in neden öne çıktığını önce bir sormak isterim. Sonra aşağı doğru inerken işte seyahat, biyoteknoloji, perakende, akıllı şehirlere kadar gidiyor. Belki de akıllı şehirlerin en yukarıda durması gerektiğini düşünüyorum ama ne yazık ki daha şehirlerimizi yeterince akıllı yönetebilecek duruma gelmedik. Bir evet. önce fintech'ten hatta sıralamadan inerek yorumlayabilir misiniz? Şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi her bölgenin, her ülkenin güçlü olduğu bazı konular var. Bugün bizim global anlamda en büyük dikkat etmemiz gereken konu dijital dönüşümle beraber dünya şirketlerinin değerleri bazında %60'ı Amerika'da toplanmış. %30'u Asya tarafında toplanmış. Dolayısıyla aslında Avrupa, Afrika bölgesi, Rusya buralar ciddi bir pay peşinde ve doğru yatırımları yapmak zorunda. Yine başka bir veriye baktığınızda bizde yapay zeka gerilerde çıkıyor. Amerika'da tam rakam vermek ise 14 ila 21 milyar euro civarında, euro bazında yapay zeka yatırım varken yine bizim bölgelerde bu bütün Avrupa dahil 2 milyar eurolar gibi. Dolayısıyla bazı trendler var ki bölgesel olarak bakmak lazım. Bizim bankacılık sistemi bildiğiniz üzere yıllardır çok iyi. Yani aslında bizim teknoloji altyapısı çok iyi. Birçok servisi biz yıllarca hep önce çıkardık. Ben bunları biraz bağlıyorum fintech'in bu bölgede gelişmiş olması. İkinci SaaS dediğimiz dünyada artık bu bulut bilişimle beraber gelen as a service, software as a service dediğimiz platformlar son derece değerli. Tabii ki Türkiye'de bu trendleri takip ederek devam ediyor. E-ticaretin biraz daha geri olmasını bekleriz aslında. Çünkü e-ticaret son belki 20 yıldır ilk dijitalleşen olaylardan biri ticaret. Evet. Dijital ticaret, e-ticaret. Artık belli oyuncular oluştu. Türkiye'de burada tabii arkayı toparlamaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar hem girişimcilik yuvarlak masası olarak hem TÜSİAD'ın diğer kanal olarak
destek vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi yakın geçmişte sizin bana gönderdiğiniz notlarda da var onlar, evet. Ama ben birkaç tanesini bizatihi takip ettiğim için onlar üzerinden, evet, soracağım. Bir tanesi mesela Positron diye bir, evet, şirketimiz vardı, yazılım şirketi. Monetize'a satıldı, 100 milyon dolara. Doğru. 4 tane çocuk yaptı bunu. Doğru. Bildiğiniz garajda yaptılar. Evet. Gram Games keza aynı şekilde, yine yani garajda olmasa da, ama onlar da aşağı yukarı garajda, yani bildiğiniz bu işte, evet, Leman Kültür Merkezi'nin içindeki küçük bir odada yaratılmış bir eser. Evet. Onlar da Zynga'ya satıldı 250 milyon dolara. Evet. Bunun gibi daha arada böyle yani birkaç tane daha küçük sayabileceğimiz, evet, şirketler var. Bu şirketlerin satılmasını olumlu buluyor musunuz? Satılmaması halinde büyüme şansları var mı? Yani Türkiye o şirketleri daha fazla büyütebilecek bir klima sağlayabilecek durumda mı? Ali Bey, çok güzel bir soru. Hakikaten ben çok olumlu buluyorum öncelikle. Çünkü bu bir ekosistem işi. Evet. Şimdi yine bizim taraftan baktığımızda TÜSİAD'da bu gençlikte iş var diye bizim bir projemiz var. 2011 yılından beri üzerinde çalıştığımız. Bu bir fikir yarışması ve bütün Anadolu'da gençlerin korkmadan fikirlerine bu yarışmaya başvurup arkadan programa dönüşmüş bir yapı. Burada eğitim alarak nasıl sunulur, nasıl başlar? Bu bir parçası. Diğer bir parçası TÜSİAD SD2.org. Bunu da söylemek istiyorum. TÜSİAD üyesi şirketlerin bir problemlerini anlattığı, yani ben bunu teknolojide çözmek istiyorum dediği bir platform. TÜSİAD SD2.org. Ve biz burada teknoloji şirketlerine çağrı yapıyoruz. Şu anda da çağrılar açık. Gelin bu firmaların sorunlarını Türk teknolojisiyle, yerli teknolojisiyle çözün diyoruz. Bu büyük bir kapı. Yani birçok firma çünkü kurumlarla çalışma fırsatı bulamıyor. Şimdi böyle bir genel baktığınız zaman startupların oluşması ve bunların bir noktada büyüyüp çıkış yaparak yatırımcısına para kazandırması son derece kritik. Kaldı ki bugün gene üyelerimizden birçoğu bu VC fonu dediğimiz fonlara yatırım yapmış durumda. Ve bu bazı çıkışlarla EasyCo olur, Paraşüt olur, bunlarla ana paralarını geri almış, daha hala yatırımları da mevcut durumda. Dolayısıyla motive oluyorlar. Gene baktığımızda onu da bir söylemek isterim. Bu startup ekosisteminden bahsederken. Evet. Gene iletişimde TÜSİAD üyesi şirketlerin biraz daha venture fonu üretmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu paraları yavaş yavaş yatırımlara değiştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Yani özetle bu bir ekosistem. Bunun Türkiye'ye ciddi faydası var. Orada çıkış yapmış gençlerin çalışanları hala burada. Yani mesela Opsgen'i diye bir firma satıldı, Ankaralı. Evet. Atlassian çok büyük bir dünya devi bir SaaS şirketi. Şimdi şu anda Ankara'da ofisleri var. Çocuklar yani, burada. Buradalar. Evet. Yani ve bu Türkiye'nin yeni bir hikayesi olması gerektiğini de düşünüyoruz. Bu hikayenin kesinlikle teknoloji taraflı olmalı. Bizim artık gençlerimiz bir pazar değil, bir üretici olmalı. Bu da teknolojiyle mümkün. Dolayısıyla bu tip bir yapıda çalışmaya devam etmek lazım. Peki, bir başka grafik gelecek. Son 3 dakikamız, tamamını siz kullanabilirsiniz. Şimdi orada melek ve girişim sermayelerinin Türkiye'deki girişimlere yatırımlarıyla ilgili, evet, bir süreç var. 2017'de bir tepe noktası yapmışız. Oradan ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Acaba hem yaşadığımız ekonomik durgunluktan kaynaklanan bir durumun eseri midir, yoksa bu tür şirketlere olan yatırım iştahının azalması mıdır? Yani şöyle, tabii ki biz melek yatırımcılık, yatırımcılık bütün bu yapıyı yeni yeni öğreniyoruz. Yeni yeni anlamaya çalışıyoruz. Birçok melek yatırımcıyım diyen aslında melek yatırımcılığı da öğreniyor. Dolayısıyla bu tip geri çekilmeler çok doğal olur. Burada hep bir başarı hikayesi bakıyoruz. Yani aslında bu ekosistem şöyledir Ali Bey. Önce bir seed capital dediğimiz bir tohum sermayesi yapılır. Bu çok ufak rakamlardır. Ufak bir proof of concept, bir ürün başlar. Arkadan bunun birinci seviye yatırımı gelir. Arkadan ikinci ve bunun böyle yavaş yavaş şirketin taşınması lazım. Demin sordunuz mesela, bir önceki konukla da konuşuyordunuz. Acaba bu iyi mi? Hani bu firmalar neden milyar dolar, evet, birkaç milyar dolar olmuyor? Bu tamamen bir ekosistem konusu. Yani bugün bir operatör, bir büyük kurum, bir startup'ı, büyümüş bir startup'ı 50 milyon dolar verip alabiliyor mu? Buna bakmamız lazım. Bunu alıyorsa, çünkü kendi gücüyle beraber daha da genişletecek, işte o firmalar daha rahat milyar dolarlara gidebilir. Dolayısıyla ben bunu çok doğal bir süreç olarak görüyorum. Biz bunları öğreniyoruz, geliştiriyoruz. TÜSİAD tarafında da gerçekten çok yoğun çalışmanız var. Anadolu'daki gençleri eğitmeye çalışıyoruz. Onlara vizyon vermeye çalışıyoruz. Aslında korkmadan, kendini yetiştirebilen, merak eden, sorgulayan bir gençlik olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin de bu değişen dünyada çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu doğru ajandayla
ileriye bakarak, çok çalışarak, üreterek aşmamız gereken bir dönem var. Aksi halde biz hep işte dolar kaç olur, dolar kaça çıkar, ithalatımız ne olur, ihracat ne olur. Mesela bir de son şunu söyleyeyim fazla da vakit almadan. Var, vaktimiz var biraz. Mesela kilo bazında ihracat. Ben tabii sanayici değilim. Benim kariyerim de hep dijital girişimci ve teknolojiyle geçti. Şimdi kilosu kaça? Yani bizim ihracatımız, bizim şirketimizin ihracatının kilosu yok. Kilo da ifade edilmiyor. Yani kilosu yok. Heh. Ve biz havale geliyor bize. Bakın karşılıklı giden alın teri. Yani akıl teri daha doğrusu tam söylemek gerekirse. Yani biz teknoloji satıyoruz. Yani bir bilgi satıyoruz. Ve bunu 100.000 kere, 1.000.000 kere satabiliyoruz. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin yavaş yavaş zannediyorum %3.2 olan sanayideki yüksek teknolojiden aynı gene rakam vereceğim burada. Çin'deki %25 gibi, 26 gibi yüksek teknolojili üretimlere geçmemiz lazım. Yani bu kiloyu artık böyle 1-2'ler değil. Yani 20-30'lara nasıl satarız? Nasıl başka bir şey? Dijital boya mı yapacağız? Biyoteknoloji mi? Bunlara bakmamız gerekiyor. Doğru Türkiye ajandasını oturtmak lazım diye düşünüyoruz. Evet. Son bir dakikamız. Orada da şunu anlatmanızı istiyorum. Mesela Türkiye'de 80'in üzerinde teknokent var. Evet. Ben hani çok şey olmasın, kimsenin de gücüne gitmesin diye çok şeyle temkinli konuşuyorum. Yarısının işe yaramaz olduğunu düşünüyorum şahsen. Bir defa ne yapılmalı? Yani mesela TÜSİAD bu konuda bir öncülük yaparsa, eğer böyle bir görev verirse ne yapmalı? Yani teknokentlerin sayısı mı azaltılmalı, niteliği mi artırılmalı, yabancı teknokentlerle işbirliği mi, organik bağları mı kuvvetlendirilmeli? Hangi yolla biz teknokentleri daha iyi duruma getirebiliriz? Şimdi şöyle, bence ben bu süreci çok doğal karşılıyorum bu arada. Yani bir günde doğruyu bulma şansı yok. Özellikle bizim gibi gelişen ekonomiler diyoruz ya, aslında gelişen toplumlar demek de lazım. Biz yavaş yavaş gelişiyoruz. Teknoloji tarafı da tamamıyla bununla alakalı. Aksine ben teknoparkların sayısını arttırılıp sadece yurt dışına satış konusunda doğru işbirliklerini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela TÜSİAD'da Silikon Vadisi Network'ünü kurduk. Orada yaşayan Türk diasporası, yani orada yaşayan Türklerden buraya mentorluk almak gibi veya oradan farklı destekler almak gibi bir projemiz var. Benzerini Çin'le yapıyoruz. Şimdi İtalya Network'ünü kuruyoruz. Dolayısıyla aslında TÜSİAD'ın burada yaptığı en önemli şey bizim yurt dışı bağlarımızı güçlendirmek, buradaki şirketlere bir kanal açmak. Bu hikayeler yapıldığı oluştukça takdirde teknoloji şirketlerimiz çok daha rahat ihracat yapacak ve biz hak ettiğimiz yere çok daha hızlı geleceğiz. Peki, çok teşekkürler. TÜSİAD Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı, o kimliğinizle söyleyeyim, konuştuk, her şeyi konuşmaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.